gençler nasılsınız? Bugün ilginç bir konuyla karşınızdayız inşallah. Tasavvuf ve gençlik. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Kıymetli arkadaşlar, tasavvufu biz daha çok nefis terbiyesi olarak tarif ediyoruz. Hocam, insanın terbiyeye ihtiyacı var mı? Her varlığın arkadaşlar terbiyeye ihtiyacı var belli oranda. Ama insan terbiyesi en uzun süren ve eğitilmesi en zor olan varlık maalesef. Öyle mi değil mi? Değil mi? Bir kedi yiyip bir aslını bile neler öğretiyor sitlerde. Ama insan zor bir varlık gençler. Çünkü Allah-u Teala bizde bütün varlıkların karışımı var bizde. Diğer varlıkların hepsini tepkiz. Ya şeytan sadece kötülük yapar. Melek sadece iyilik yapar. Ama insan ikisine de meyil arkadaşlar. Hem iyilik yapabilir, hem kötülük yapabilir. O yüzden kıymetli gençler, bizim tarihimizde değişik ilim dalları ortaya çıkmış. Tefsir işte Kur'an-ı Kerim'i açıklayan ilim. Hadis, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini açıklayan, bize ulaştıran ilim. Tasavvuf ise daha çok insanı, insan olarak insanı kamil dediğimiz mükemmel varlık haline getirmeye çalışan bir ilim dalı arkadaşlar. Arkadaşlar, biz bu dünyaya imtihan olarak geldik. Hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Niye geldiğimizi hepimiz iyi biliyoruz değil mi? Dünya var mı? Ne diyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de? Ben diyor insanları bana kulluk etsin. Güzel insan olsun diye yarattım. O yüzden kıymetli gençler, tasavvuf daha çok insanı kamil ve mükemmel bir varlık haline getirmeye çalışıyor. Ben birazdan bu konuyu gençlerin şeyine indirgemek için, hani kişisel gelişimde bir durdunuz değil mi? İnsanın kişisel gelişimi için böyle değişik kurslara gidiyorlar, efendim sporlu, konuşma kurslarıyla aktivitelerde. Belki arkadaşlar, geçmişte bunun tasavvuf ilmi, bu ihtiyacı karşılamış. Hocam, insan nasıl kamil olur? Kamil olmanın bir yolu var arkadaşlar, insan nefsine hakim olabilirse mükemmel bir insan olur. Gadabına, kızgınlığına, öfkesine, şehvetine dur diyebilirsek, midemize dur diyebilirsek o zaman kendimize hakim bir varlık oluruz. İmam Gazali tanırsınız değil mi? Kimler tanıyor İmam Gazali varlık adresini? Maşallah. Herkes tanıyor, çok güzel. Diyor ki, insan diyor nefsinde dört ana özellik vardır. Birincisi behimiyettir. Yani hayvanilik ve şehvanilik. İnsanın doğduğunda sadece yemek, içmek arzusuyla doğar. Daha aklı olmadığı zamanlarda daha çok behimi bir varlıktır. Tabi bu behimiyet deyince cinsellik de giriyor. İşte bugün maalesef kıymetli gençler, özellikle gençlerimizi daha insan olmadan behim, hayvan seviyesini düşürmek için maalesef basın, yayın, medya, modern işte ulaşım araçları, hepsi sosyal medya gençlerimiz ne yapıyorlar böyle? Tamamen o belki madal dediğimiz Kur'an-ı Kerim itibarıyla, manasıyla. Yani hayvandan bile aşağı bir seviye düşürmek. Ye, iç, eyle. Gençlere böyle bir behimi bir, hani buhar diyorlar değil mi? Bir bohemi, behimi durum aslında. Hayat tarzı sunuyorlar. Sen bu dünyaya niye geldin? Ey genç, gez toz eylem, gümlü gün et. Hayat bu. Arkadaşlar, hayat bu değil. Evet, gençlik güzel zaman. İnsanın böyle bütün azalarının, uzuvlarının sağlam olduğu, gözünün, ayağının, kolunun keskin olduğu, güçlü olduğu zaman ama Allah bizi eğlenmek için göndermemiş dünyaya. Eğleneceğiz, bunu söyleyeyim. İslamiyet eğlenmeye karşı değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Gençlere ok atmayı, ata binmeyi, efendime söyleyeyim, spor yapmayı, bunları tavsiye ediyor. Ama bugün maalesef gençliğimizi bu internet, medya, televizyon, videolar, oyunlar, spordan, sosyallikten uzaklaştırıp böyle bir kompütür başında,
bir efendim televizyon başında günlerini, aylarını harcamasını istiyor. Şimdi biraz sonra bir ikinci şeye geleceğim, size tekrar döneceğim televizyon konusuna. İkinci diyor İmam Gazali, insandaki zafi subuiyettir, kötü hasret. Yani agresiflik. İnsan böyle vurdu kırdı, vurmayı kırmayı çok seviyor. Hele bugün arkadaşlar, bu agresif tarafımız hepimizde var. Bir de modern medya bunu alabildiğini körüklüyor arkadaşlar. Televizyonlar bu, değil mi efendim? Bütün o filmlerde dehşet böyle kötü sahneler var. Bunların 50 sene önceki filmlere bakın. Ne kadar sahne değil mi? Böyle vurmak, kırmak falan yok. Ve Türk filmler çok daha böyle sahne. Ne kadar böyle masumane, yani hepimizin yaşayabileceği, işte zengin oğlan, fakir kız veya fakir oğlan, zengin kız aşkları falan. Böyle namus cinayetleri, daha böyle düzgün filmler idi. Bugün ise maalesef bütün filmlerde ve hatta bu oyunlarda, hatta çizgi filmlerde arkadaşlar, ne kadar dehşet. Böyle vurma, öldürme, değil mi? Parçalama sahneler var. E hocam nasıl olsun, bunlar eğlencedir, seyredip geçiyoruz, yok öyle değil arkadaşlar. O bizim gözümüzle gördüğümüz her şeyi ne yapıyor? Şuur altımızı yıkıyor. Beynimizi yıkıyor. Farkına varmadan bir gün başımız sıkıştığı zaman çok kolayca cinayet işleyebiliyoruz, adam yaralayabiliyoruz, efendim, kavgaya karışabiliyoruz. Hatta yapılan araştırma diyor ki, günde falanca miktarda böyle çok film seyreder. Hatta araştırma yapmışlar arkadaşlar, bir senede yaklaşık 15 bin civarında böyle şey görüyoruz. Bu filmlerde, oyunlarda seyrettiğimiz adam öldürme, cinayet, violence diyorlar ya bu patlılar, yani şiddet. Özellikle arkadaşlar bu 7-8 yaşından önce çocuklar hiç ayırt edemiyor. Bunlar için yani görüntüler her şey hakikattir. Yani onun kötü olduğunu, film olduğunu falan da anlamıyor çocuk. Siz biraz daha elhamdülillah ileri yaşlısınız ama maalesef bugün gençlerimiz bu subuhi dediğimiz bir behimi, iki subuhi. Bunların peşinde arkadaşlar. Hocam tasavvufun ne faydası var? Derseniz, tasavvufun şu faydası var arkadaşlar. Tasavvuf bir kere bize, biz neyiz, kimiz, bu dünyaya niye geldik, amacımız bize bir hedef çiziyor arkadaşlar. Bize bu dünyada var oluşumuzun sebeplerini bize gösteriyor. Bu dünyada biz Allah'ın kuluyuz. Gençlik de bize verilmiş en büyük fırsat arkadaşlar. Yani gittiği zaman geri gelmeyecek. En böyle sağlam, en dinç zamanımız, hasta olmadığımız efendime söyleyeyim. Bir de diyor ki İmam Rabbani Hazretleri, gençler diyor genelde annelerinin, babalarının efendim ihtimamında olduğu için maddi kaygıları da yoktur. O yüzden insanlar diyor bu yaşta gençlik yıllarında ne yapmalı? Hem maddi ilimlerde hem de manevi ilimlerde ilerlemeli. Bugün maalesef onu da söyleyeyim, Türkiye'de tek taraflı bir eğitim sistemi var. Bütün genç kardeşlerimiz hepsi test koyuk oldular değil mi? Test çözmekte. Liseye hazırlık imtihanı, TEOK vardı değil mi? TEOK var, üniversite var, aman Allah'ım, yüz çeşit imtihan çeşitleri var. Hepsi nedir? Ezberle geç. İşaretle tamam, kurtuldu. 100 testten 90'dan çözersen çok başarılısın. Buna batılılar, evvelden biliyorsunuz, IQ vardı, IQ hepiniz biliyorsunuz. Yani zeka seviyesi. Bir tanesi zeki olmak, yani aklın çok dolu olması, kamil olmak için yeterli mi? Yeterli değil mi? Bir insan, hani derler ya, bir cüzdan bulur yolda, dolu bir cüzdan. Matematik ne yaparmış önce? Alır cebe atarmış, kaç para varsa o sayarmış önce. Ahlakınız yeterli değilse arkadaşlar, manevi kemalatınız yoksa, doktor olsanız hasta kesip biçmenin yoluna bakarsınız çok para kazanmak için. Ne bileyim, bir fabrikaya girseniz vakit geçirmenin, vakit çalmanın, vakit öldürmenin yoluna bakarsınız. Ama güzel bir ahlakınız olursa arkadaşlar, elinize, kolunuza, midenize, fercinize, şehvetinize sahip çıkarsanız o zaman hayatta başarılı olursunuz. Bugün maalesef bu manevi tarafını tabi ihmal ettik. Bütün gençlerimizi at gibi koşturuyoruz. Aman matematik öğren, aman fizik öğren, aman şunu öğren, bunu öğren. Bilgi biriktir. Ama nerede kaldı manevi kemalat?
güzel ahlak, değil mi? Allah'a korumak. Şimdi bir de şu var, bu son asrın büyük belası arkadaşlar, her geçen gün sorumluluk alma yaşını ileri atıyor bu modern efendim zamanlarda insanlar. Evvelden insanlar, yani bizim dedelerimiz 14-15 yaşında evleniyorlardı. Sonra bu 18'e falan çıktı. Benim annem 18 yaşında evlenmiş. Şimdi artık yaş 25-30 oldu. Hala insanın çocuk gözüyle bakıyor. Öyle mi değil mi? Ben üniversiteye bitirmemiz kalmadım işte çocuk. Ben yüksek lisans yapıyorum falan. Çocuğun yaşı 25 olmuş. Hala bir sırtında sorumluluk yok. Ve sorumluluk hissettirmiyoruz. Hatta bir adam 17 yaşında bir adam ölürse şu an cezası bile yok değil mi arkadaşlar? Diye 18'e girmedi hiç. Peki İslamiyet'te nedir sorumluluk yaşı? Gülür çağı. 12-13 yaşlar. İşin doğrusu budur Allah aşkına. Öyle değil mi yani? Bugün 15 yaşında bir çocuk doğruyu, kötüyü bilmiyor mu Allah aşkına? Bizi daha iyi biliyor. Hepiniz daha iyi biliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bu manevi terbiyeyi ertelememek lazım. Şimdi tasavvufun ne faydası var? Tasavvuf bize Allah'a güvenmeyi, Allah'ı sevmeyi, insanı sevmeyi öğretiyor. Hayat diyor zaten matematikler fizikten ibaret değildir. Ey genç! Kendini tanı, çevreni tanı. Rabbini sev ve diğer kardeşlerini sev. Yani bugün çok acıdır arkadaşlar. Parklara, bahçelere gidiyorsunuz. Yani o Allah'ın en mükemmel yarattığı o varlık bazen büyük bir tehlike oluyor değil mi tek başına? Esrar çekenler efendim, bali çekenler, böyle serseritikler, parkın sağında, solunda. Halbuki parklar başta spor yapmak için, koşmak için, top oynamak için yapılmış. Ama biz gençliğimizin içini dolduramadığımız arkadaşlar, gençliğimizin beyni dolduran bugün işte bu medya ve müthiş bir, yani alkolizmden daha tehlikelidir şu anda maalesef medya tiryakiği var arkadaşlar. Yani bugün ortalama 4-5 saat diyorlar araştırmacılar. Gençlerin vakti televizyon başında, oyun başında değişik yani. Artık oyun deyince hemen illa komputer de gerekmiyor değil mi? Cep telefonu açıyorsunuz, içinde 100 türlü oyun var. İşte bugün tasavvufa ihtiyaç var, nefis terbiyesine. Çünkü önceden gençler günah işlemek için, haram işlemek için paraya pula ihtiyaç var. Para olacak falan falan. Toplum baskısı var. Şimdi hepsi bitti maalesef. Sadece ve sadece Allah sevgisi, muhabbetullah, Allah korkusu engel olabilir. Akşam odanıza girdiğiniz anda laptopunuz var, televizyon var, elinizde herkesin maşallah, herkesin iPhone'u birbirine daha büyük, daha güzel. Televizyon kadar büyük iPhone'lar var şimdi değil mi? Ben hatırlıyorum, 91 senesinde kompütür almıştım. O siyah disket, hatırlar mı siyah disketler vardı? Tek bir resmi almazdı. Yani bir resim kaydetmez o disketler. Yarım saat beklerdik böyle. Şimdi cep telefonu değil mi? 100 tane, 1000 tane resim çekiyor. Bir sürü video depolayabiliyorsunuz. Bugün arkadaşlar günaha girmek parmak ucunda kaldı sadece. Hiçbir engel kalmadı. Çünkü sadece siz ve Allah var. Başka kimse yok. Evvelden komşu görür, babanız görür, anneniz görür. Ben hatırlıyorum çocukken, yani 14-15 yaşlarda demek ki bundan tam 30 sene önce televizyon falan tek tük vardı komşulardan. Böyle yani komşularımıza gideceğiz diye can atardık. Televizyon seyredeceğiz diye. O kadar bütün can sıkıcı. Bugün o filmleri koysak inanın hiçbirini seyretmezsiniz. Çünkü can sıkıcı geliyor filmler size. Şimdi gençler ayet-i kerim Rabbimiz buyuruyor ki estağfirullah وَلَا تَتَّبِعُوا قُتُلَاتِ الشَّيْطَانِ diyor Nur suresinde. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın peşinden gitmeyin. Arkadaşlar diyorlar ki şeytan hiçbir zaman bir anda bütün sizi kötülükleri emretmez. Yani yavaş yavaş, adım adım sizi dininizden, imanınızdan uzaklaştırır. O yüzden diyor ki sufiler, sen kendini hayırla meşgul etmezsen, nefsin seni neyle meşgul eder? Şeytani işlerle meşgul eder. Ne yapmış sufiler arkadaşlar? Eskilerden tekkeler açmışlar. Bu tekkelerde her daim sohbetler, zikirler, hatta gençler, şunu da söyleyeyim, tabii her tarikatın da değişik bir kitlesi var. Mesela hareketli gençlere cerrahiler var değil mi? Bu Kasımpaşa'da. Kadiriler var tabii.
Hatta böyle biraz hafif kardeşimizde şey, böyle meyiller varsa, hani böyle asma kesme vardı ya, Müslüm babanın şeyleri vardı böyle. Meraklılar, ne yapardı onlar? Jilet falan. Dinleyip dinleyip kendileri keserlerdi ya. Şimdi Rifai Dervişleri de böyle şey olan gençleri alıp ona Burhan yaptırıyorlar. Ne demek Burhan? Evet, halimat değil, daha kötü. Siz sokuyorsunuz. Karnınızdan işte efendim, boynunuzdan, göğsünüzden falan. Okşatek ismi var değil mi? Duydun mu ismini? Bu ibadet çerçevesini mi? Arkadaşlar bu ibadet çerçevesi, bu ibadet değildir. Allah göstermesin, kendine yaralamasın bir şey. Ama şunu gösteriyorsunuz. Ey genç! Bizim iki bölümümüz var. Bir beden tarafımız var. Beden tarafımız topraktan, sudan, ateşten ve havadan oluşuyor. Bir de bizim ruhumuz var. Ruhumuz çok daha güçlü. Eğer bir insan ruhunu aktive ederse arkadaşlar, ruh güçlerini aktive ederse, inanın muazzam güçlü hale gelir. O zaman insan bıçak da işlemiyor, şiş de işlemiyor. Mesela o yapanlar bunu ispat etmeye çalışıyor. Yani biz bu hayat zikirle, fikirle, tefekkürle o hale geliyorsunuz ki artık kendinizi aşıyorsunuz. Aştığınız zaman da fiziki zorunlar size zor gelmiyor arkadaşlar. Bugün mesela gençlerimizin en büyük dezavantajı maalesef gençlik için boşaltılar. Gençlik yaşlanmıyoruz arkadaşlar. İnsanın diri tutan nedir? Ruhtur. Ben şimdi bakıyorum gençlere, oturmuşlar böyle bir köşeye, bir kompütürün başına. Aman hocam beni rahatsız etme. Ben bunu 30 sene yaşadım. Öyle mi değil mi arkadaşlar? Koyun bir odaya güzel filmler, işte bilmem, Facebook'lar falan bir geldi geldi verin şimdi. Hatta araştırma yapmışlar gençler. Gençlerin %40'ı annenizle babanızla vakit geçirmek istersiniz. Yoksa bilgisayar mı alırız sorusuna? %40'ına yakın bilgisayarla vakit geçirmek istersiniz. Geri kalan %60'da hiç bilgisayar oynamayı demiyor. Onlar da oynuyorlar da. Onlar için masada en azından anne baba servisi biraz kalmış işlerinde. Arkadaşlar bugün bu kıyamet alametlerindendir. Uzaklar yakınlaştı. Yakınlar ise acayip uzaklaştı. Bugün bir genç oturuyor şimdi internette. Amerika'daki başka bir gençle chat yapıyor değil mi? Ama 5 dakika sonra kız kardeşi, ona kardeşi gelsin, ilk kardeşim işim var diyor. Annesi oğlum gel bir yüzünü vereyim, kızım gel bir 2 dakika oturalım diyorsun, anne şimdi meşgulüm diyor. Çok arkadaşım zor zamanda yaşıyorum. İnanın. Bundan 60 sene önceki gençlerimizden daha şanslı. Hocam nasıl bizden şanslı? Araba yok o zaman doğru diyorsun. Uçak yok. Efendim hiçbir bugün kullandığımız modern aletler yoktu arkadaşlar. Bundan 100 sene önce var mıydı? Hatta ben o günleri gördüm elhamdülillah. Hiç elektrik olmadığı günleri de gördüm. Bizim köyümüzde elektrik yoktu mesela. Akşam erkenden yaptık. Çok tabiiydik ya. İnsanlar ağaç görür, kuş görür, tabiatı görürdü. Şimdi gençleri ormana götürsek, geçenimizi söylüyor. Çocuk akşama kadar internette oynamış, iPad'de falan. Oğlum demiş, git sen oynayın biraz da. Ben git bahçeyi gör falan diye. Bu sefer çocuk almış iPad'ini, bahçede oynuyormuş. Ne fark etti arkadaşlar? Hem şimdi iki tane ufak oğlum var, ilerisinde öper. Ev alırken dedim biraz bahçesi olsun. Çünkü niye? Evde falan televizyon yok arkadaşlar. Evde televizyon sokmadım hiç. Çünkü vakit. Arkadaşlar bir gencin en kıymetli şey vakittir. Ya dünyada her şey satın alabilirsin. Tamam. Değil mi? Araban yanar, eski giyinsin alırsın. Elbisen, eski giyinsin alırsın. Vakti alabiliyor musun? Hadi bakalım, 10 dakika geri getirelim şimdi. Bütün dünyanın servetini yokseniz alamazsınız. O yüzden Müslüman bu dünyada bir yarış halinde yaşar arkadaşlar. İlim öğrenmek, efendim işte şimdi gençlik yıllarında ilim, fikir ama bir de ahlak dediğimiz o işte ağaç, yaşı gereğini derler ya. Arkadaşlar insanın var ya bütün ahlaki, Allah var ya bu değerleri öğrenmesi 8-9 yaşında bitiyor. O zamana kadar. Gençlik bunlara da pekişiyor. Hani bizde şöyle bir şey vardır anlayış. Ya şimdi ben geleceğim, biraz yaşayayım da ilerleyeyim, yaşlanınca emekli olunca işte namaza başlarım. Bilmem şunu yaparım, bunu yaparım. Hiçbir doğru değil bunların. Genç gibi bir şey yapmıyorsanız ileride yapmanız mümkün değil. Hatta bu filmlerde falan bazen diyorlar işte, o Ertuğrul filmi falan var ya. Hocam diyorlar, bazen diz çökemiyorlar. Yani biz Müslümanlar için diz çökmek kolay, namaz kıldırır mısın? Ama hiç alışmamış bir adam, işte 50-55 yaşında bir film oynuyor, hadi otur bakalım, oturmasın da bilmiyor adam. Oturamıyor yani. O yüzden arkadaşlar ağaç yeşil gereğidir. İşte tasavvuf,
bizden başka meşgaleler veriyoruz. Hatta arkadaşlar şunu söyleyeyim, şunu yapma demek kolay. Yapma demek yerine insanlara alternatif sunmak lazım. Tasavvuf bize bu alternatifi sunmuş. Önce her Müslümanın olduğu gibi bir evrad-ı eskarımız var. Arkadaşlar en çok biz evuzu billahi mineşşeytanirracim deriz. Ve çok Allah'a sığınma ayetleri var Kur'an-ı Kerim'de. Acaba sebebini hiç düşündünüz mü? Etrafımızda bir tehlike dolu. Önce esas tehlike içeride. Nefis değil mi? Nefis arabaya biniyorsun diyor ki mesela gazla bakalım diyor. En son bir yanında mesela yazmış arkadaşına. Yine araba almış, Porsche Porsche herhalde. 400 kilometrede biraz diyor, direksiyon titriyor diyor. Tabi son mesajı. Ama 260 tane diyor, 400 araba yapmıyor. 260 kilometrede diyor, araba biraz diyor, şeyi titriyor diyor. Direksiyon da adamca doymuş. Verin hanım maalesef, son mesajı. Bak bizi öldüren, kendi kalbimize sebep olan çoğu zaman nefsimiz. Kavgaya karışıyoruz nefsimiz yüzünden. Biz sana bir şey söylüyor. Nefis diyor ki dolanı kavga, gel diyor kavga edeceksin. Bizim yok sufiler, biz ayarlamasa ne demek lazım? Diyorlar ki, kardeşim özür dilerim, herhalde ayağınızın altına bastım diyeceksiniz. Edepli olacaksınız yani. Kavga etmenin ama bir faydası var. Şimdi şöyle bir de şöyle yapsam, hemen kavga dövüş herkes bıçağının şeyi silahını çıkarıyor arkadaşlar. Halbuki affetmek, efendim, ha şu demek değil yani. Böyle hiçbir şeye etle sütle karışmayan koyun olalım değil. Arkadaşlar güçlü olacağız ama gücümüzü gereksiz yerde kullanmayacağız. İrademiz çok sağlam olacak. Cihatta, cephede Allah'ın izniyle asker bir savaşı ama normal hayatta. Birisi arabayla önünüze geçti, ne bileyim, birisi size yol vermedi. Birisi size giderken çarptı omuzunuza falan. Böyle açtım kastına koyun şimdi yani. Az trafik dediğimden bir şey oluyor, adama çıkıp silahla alın. Bizi ben öldürdüm arkadaşlar. Yol verdim, vermedim. Her gün ne bu kavgalar? Hatta bundan birkaç sene önce İlahiyat hocası şurası yolda bir yolda taksiyle karşılaşıyorlar. Taksiyle dövmeye kalkıyor. Bizim eski nesillerden biliyorsunuz çakı taşırlar yanlarında. Biz taşımıyoruz ama dedelerimiz efendim çakı olur değil mi? Sünnet diye küçük çakı olur. Adam biraz ne yapsın bu? İlahiyat profesörü şimdi emekli olmuş. Belki de ölmüştür. Çakıyı çıkarıp bir tane ertesi gün bütün gazeteler ilahiyat profesörü işte adam bıçakladı yazmıştı. Öfke kontrolü. Subuhiyet dediğimiz var ya bu ikincisi. Birincisi vehibiyet. İkincisi subuhiyet. İşte bu gençlerin şu anda maalesef doğuda terörizm mesela. Arkadaşlar genç demek adı üstü delikanlı demek. Kanı nedir? Deli yani. Kanı durmuyor işinde. Vursam, kırsam işte bizim sufiler bunları kanalize etmiş. Bir kısmını okşa teknesinde ok attırarak. Bir kısmını pehlivanlar teknesinde güreş ettirerek. Ama Vatikan'da hiç bir kötü yok arkadaşlar. Mesela bizde boks yoktur. Niye boks yoktur arkadaşlar? Ya haram bir de vücudu bırak, karnı vurmak da haram ya. Ben şimdi kavga etsem. Bir tane sen bana vurdun karnımı öldüm şimdi. Ne kazandık bundan? Biz ne öldük yani? Vuran da katil. Öyle de cehennem ediyoruz söyleyeyim ha. Böyle bir şey girdiği için. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki iki Müslüman diyor kılıç çeker savaşırsa öyle de cehenneme gider. Öldüler de niye? Ölen de onu vuracaktı. Kimse kursaydı, bulamadığı için. Bugün arkadaşlar gençliğimizin bütün enerjisini bu açın gazeteleri değil mi işte modaydı efendim, güzellik salonlarıydı, bilmem cinsellikti maalesef. Gençlerimizin hayatında, arkadaşlar Allah-u Teala size şunu söyleyeyim. Bizim sufilere elhamdülillah ve İslam dinimiz, biz çok şanslıyız. İyi bir Hristiyan, iyi dinden ulaşın ne yapıyor arkadaşlar? Manastıra gibi değil mi? Evlenemiyor ömür boyu. Ömür boyu bekar yaşıyorsun bir kere. Ömür boyu ailen yok. Ya, ailesi ne kadar kötü bir hayat değil mi arkadaşlar? Ama bizim dinimize elhamdülillah insanın her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Arkadaşlar bu dünyada haram olan ne varsa İslam'a göre yalnız. Hepsi sağlığa zararlıdır. İçinizden şöyle diyen var mı? Hocam ya atıyorum içki içme çok faydalı. Herkes sarıyorsun diyen var mı içinizden? Hocam adam öldürme çok iyi bir şey. Herkes bilmiyor. Ölürsün o zaman. Böyle bir şey diyebilir miyiz? İslam'ın yasak kıldığı haram kıldığı her şey nedir? Bizim faydamıza ya. Onu yapmazsak kim kazanıyor? Yani Allah'ın ihtiyacı var mı? Buyur kardeşim. Zinayı, yani benim silah ve arkadaşlarımla ilişkimde elhamdülillah bu dönemimiz inanılmıyor. Elhamdülillah. Burada dinliyorsak.
Benim çevremdeki arkadaşlarımla bu aynı hani daha dün bir arkadaşımla bu muhabbetini yaptık. Adam diyor ki çok güzel hani yasak nedir, alkol böyle zararlı. Zinadan örnek verdi. Zina bir insana hani zevk veriyor. Neden yasak? Çok güzel soru sordum. Allah razı olsun. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de böyle yaptığı evladekum haşetemla. Çocuklarımızı diyor, açlık korkusuyla öldürmeyin ve hemen peşinde de zinaya yaklaşmayın diyor. Ben diyorum ki bu dünyadaki insana yapılacak en büyük zulüm o evladın, o çocuğun bu dünyaya babasız gelmesidir. Ben 95-2 senesinde 5 sene ilgilerde doktora yaptım, 5 sene orada kaldım. Pek çok çocuğun babası yok. Babası belli değil maalesef. Ne büyük bir zulüm değil mi? Bir insan dünyaya gelmiş, babası belli değil ya. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? İnsan haklara aykırı değil mi? Bir tane arkadaşım hukuk fakültesini bitirdi İngiltere'de. Ben öğretmen olacağım dedi. O dedi, ben onu böyle okullara interview'a götürüyorum arabamla. Hani pratik yapıyoruz orada falan. Hangi okula gitsek? Kısa bir Pakistanlı olan boyu da var falan. Ooo ama ne oldu bizim okulda hoca o. Dedim ya, nedir bu sana olan talep? Her yeri seni böyle bütün okulları almak istiyorum. Dedi ki bana, bu okullarda öğretmenlerin hepsi bayağı. Ve dedi artı, bu çocukların da çoğunun erkek çocukları söylüyor. Babaları da geldi. Dediler ki bana, gel top oyna, bak hiçbir iş yapmayın. Akşama kadar top oynadık gençlere, az ayı bir maaş. Arkadaşlar bir, babasız büyüyen çocuklar toplumun başına bela. İki, evli olma zararı arkadaşlar, bundan kadın zararı en çok. Katliamlar, öldürmeler ve çocuk öldürmeleri. Bütün, ne kadar biliyorsunuz, bütün bu zina olan yerlerde hastalıklar, AIDS hastalıkları gibi. Çocukların öldürülmesi nasıl yani işte şey yapıyorlar ya, kaldırıyorlar. Çünkü hiçbir iz, arkadaşlar çocuk büyütmek çok zor hadise. Bir yerde göreceksiniz. Ancak anne baba beraber olursa yine zor, abla söyleyeyim. Anne baba bile yetmiyor bazen. Baba ne lazım, anne ne lazım, teyze lazım. İnan çok ciddi bir şey lazım. Şimdi bu hayat doğru. Zaten diyor ki Allah sallallahu aleyhi ve sellem, her haramda bir parça zevk vardır. Haramların etrafında. Ama dinimiz diyor ki arkadaşlar, ya sen illa bir şey içeceksin. Su iç, çay iç, kahve iç, limonata iç, portakal su iç. İlla cinsi evlen kardeşim. Helalından Allah bize kapı açmış. Bakın Avrupa niye ahlak bozuk biliyor musunuz arkadaşlar? Avrupa'da bir zamanlar evlenmek kötüydü. Ondan sonra erlenlere boşanmayı yasakladılar biliyorsunuz Katolik Kilisesi değil mi? Bak, diğer dinlerden aşırılık var. Dindar olacaksanız diyor ki mesela kilise, tamam dindar mı olacaksın delikanlı, gel bakalım gir manastıra 17 yaşında. Ölünce yanına bana çıkma diyor, ya olmaz. Çünkü Allah bize bazı güçler vermiş, cinsi güçler de vermiş. Ama İslam'a diyor ki erlen diyor. Hatta Kur'an-ı Kerim çok ilginç ayet kerime arkadaşlar. Ben bunu okurum. فَنْكُمُ الْاَيَانَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ اَبَلْكُمْ İçinizden diyor, bekarları evlendirin. Ayetin devamı çok güzel. اِيَّكُنُ فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Eğer o genç fakirse, Allah onu diyor, kendi fazlından zenginleştirir. İngiltere'de kaldığım sürede biz evli gittik oraya. Ben de alıyorum 700 pound burs. Arkadaşımız bekar, o da alıyor aynı bursu. Bizim iki çocuk var işte efendim. Ev kirası veriyoruz, bir odanın kirasını veriyor. 3-5 kişi tutmuşlar. İnanmıyorsun hep borç paraya veriyorduk. Bizim işimiz daha elhamdülillah boğuldu. Allah arkadaşlar bereket veriyor. Şimdi Allah sana helal yolu açmışken, helalından varken, niye? Hatta bir kez geliyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, izin ver, bir zina yapacağım. Diyor ki, pek diyor, gel bakalım diyor. Ama ashab-ı kiram dövmek istiyorum genç. Ya sen ne biçim adamsın? Diyor ki Allah'ın Resulü, ey oğlum diyor, annenin zina yapmasını ister misin? Başka bir yerden. Olmaz ya Resulallah. Kız kardeşin yapsın, razı olur musun? Olmaz ya Resulallah. Yavrum diyor, sayıyor akrabaları, bütün hanımları. Senin de zina yapacağın diyor, kız gebirdin kız kardeşin, ya birinin ablasın, ya birinin annesi değil mi? İlla ki birinin, sen diyor kendi için istemediğin nasıl başkası için istersin? Arkadaşlar zinanın olduğu yerler toplum bozuluyor. Bugün Afrika ülkelerinde yok olma tehlikesi geçiren ülkeler var biliyor musunuz? Niye evlilik kalmamış, zina olmuş, ait müsaade tarafı kaplamış ve Allah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki
Zinanın çok olduğu yerde nüfus diyor azalır. Hakikaten bunu bakıyorsunuz, Avrupa ülkeye nüfus azalıyor mesela. Artı diyor ki, daha önce görülmemiş hastalıklar olur. Arkadaşlar en sağlam yol elhamdülillah İslam'ı açtırıyor. İslam sana evlenme demiyor ki, evlenme yasaklamıyor ki. Evlenme sermez. Sana helal kapı açmış. Arkadaşlar bir şey yok, sana hayvan olur ya, değil mi? İnsanlar hayvanlaşır yani. Bugün maalesef insanları böyle hayvanlaştırmaya doğru bir gençlerimiz yönlendiriyorlar. Ya iş keyfine bak. Bu dünya bir daha mı geleceksin? Doğru bir daha gelmeyeceğiz ama bir de öbür taraf var değil mi? O yüzden ben şunu söyleyeyim arkadaşlar, dünyadan en çok istifade edenler Müslümanlardır. Çünkü Müslüman her şeyi kontrollü, ölçülü yaptığı için hiçbir şeyden bıkmaz. Çok özür dilerim ama bugün mesela Batı'da insanlar zina bile takdir olmuyor insanlar. Niye başladılar? Homoseksüel yapmaya başladılar. Allah göstermesin. Nefis, yavaş 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 yavaş. Nefis sırasını tanımaz. Adam ölecek bir bardak içer, bir şey olmaz der. Ertesi gün iki bardak içer. Ertesi gün bir varil içki içer. Ondan sonra bugün gidin Avrupa'da, köprülerin altında, parklarda yüzlerce elsiz baksız insan var. Ben gidip sordum onlara. Bunlar pena, Almanyalılar pena diyorlar. Benim kardeşim sen işitmişsin aramızı diyor. Ben mimarım diyor mesela. Ben mühendisim diyor adam. Ya ne işin var bir parkta diyor. Köpeklerle uyuyorsun. İçerideki o nefis var ya. Arkadaşlar nefis öyle bir varlık ki bizim helakimize ölmemizi istiyor nefis ya. Nasıl istiyor? İşte kavgaya sokuyor, bir içkiye bizi müptela kılıyor. Bizi obezit yapıyor mesela. Ye 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 devamlı bizi yediriyor. Ya tabi özür dilerim kitap vardı. İçindeki o güzel. O hadi. Arkadaşlar içeride böyle bir öpüyoruz olarak affedersiniz. Her şeyi yemek istiyor. Her şeyi yemek istiyor. Hiç ders çalışmak, namaz kılmak, ibadet etmek bunu istemiyor arkadaşlar. İşte tasavvuf, zikirle, fikirle, tefekkürle. Şimdi tefekküre zikir biliyorsunuz. Yani Allah'ın isimlerini, sıfatlarını vird olarak zikretmek. Bunu yaptığınız namazdaki Allah'ın izniyle sizin şuur altınız ne oluyor? Terapi oluyor. Yani artık size film seyretmek, gidip efendim aylak aylak oyun oynamak size zevk vermiyor. Acı çekiyorsunuz. Yani zamanın kıymetli ölüyorsunuz arkadaşlar. Öteki türlü bizim gaflet dediğimiz, bu tabi şimdi yeni bir şey moda başladı gençler arasında. Ya bunu basında çok gördüm. Farkındalık falan diyorlar ya işte. Kimisi yoga yapıyor, kim meditasyon yapıyor arkadaşlar? Niye? Niye insan bunu yapıyor? Arkadaşlar batılda zannettiler ki insan bir robottur. Çok yemek verirsen, yağını, suyunu, işte efendim, korsan insan çok mutlu olur. Son 200 yıl öyle geçti biliyorsun Batı'da. Ve Batı bunu anladı ki, hayır teknoloji, refah insanı mutlu etmiyor. Bugün en çok internet yapıyor musun arkadaşlar? En zengin Türkiye'de biliyor musun? En zengin Japonya mesela, günlük 20 kişi internet yapıyor. Hatta burada bir Japon mühendisi değil mi? Şu yalan ortaküsünü yapıyor ya. Hareketi olunca, işte başarısız olunca, hareketi olunca şeref için. Bak ne kadar işte yani tamam da insan hayatı burada ucuz mu ya? Bak insan hakkında aciz varlık ki ilahi bir rehber olmazsa insan kendi hayatının kıymetini dahi bilemiyor. Onun için yapan da var. Kendisi öldüğü için Fethim öldüğü bir yerden de var. Var çok var. Hatta ben size bir tane komik bir şey anlatayım. Bir tane Norveçli profesörle tanışmıştık yıllar önce. Her sene devam eden bir konferansta buluşuyorduk. Yani bu sene Türkiye'de oluyor konferans. Seneye Berlin'de. Seneye dedim Türkiye gelecek misiniz? Bu konferansın devamı oluyor dedim. Dedi ki, vallahi dedi internet desem gelirim dedi. Yani benim derdiniz mi var? Dedi kardeşim ya söyle, parayı versin parayı vereyim. Hasta desem doktora götüreyim, ben kanser bir sahne var ya bazen böyle çaresiz dertler oluyor insanlara acı veren. Yok dedi ki, keyfim gayet iyi dedi, sağ olun yerimde. Norveç çok zengin bir ülke dedi, çok doğal gaz var biliyorsunuz. Evler büyük, arabalar büyük falan, hepsi doğal gaz. Ama dedi, bizde bir şey var. İşte zina çok olmuş ya, aile kalmamış. Herkes keyfi diyor, 3-5 bin yaşıyor bir arada. 300 tam edin yok. Ayrılıyorlar. Tek başına yaşıyorsun arkadaşlar maalesef. Bütün batı kültürü tek başına. Oğlum bu evde yan tutmuş. Annesi burada yaşıyor. Kimse bir de yaşayamıyor. Sevgi kalmamış. Dedi bizim dedi lüksümüz yerinden mi dedi. Uzun dedi kış geceler. Takan çok uzun orada geceler. Can sıkıntısı dedi. Yani akşam bir geliyorsa, 5'te akşam oluyor mesela, 15 saat gece. Dayanamıyor insan dedi. İntihar diyoruz dedi. Çok kolaymış oralarda yani. Dedim ben böyle şey olur mu dedim ya.
sabahında namaz kılıyor, rükû tesbihi, değil mi? Spor yap, ne bileyim yani, arkadaşlar bir Müslüman için 24 saat yetmesi lazım, biliyor musunuz? Yeter mi arkadaşlar? O kadar çok güzel şey var, hayırlı iş. O kadar çok şey var ki yapacağız arkadaşlar. Ya ben size veriyorum mesela şimdi gençler. Ya vaktimi bir kere Allah'ın farzlarını yapacağız inşallah, ondan kaçış yok. Namazlarımızı kılacağız. Onun karşısında boş vakitlerimizde yani bir dil öğrensen değil mi arkadaşlar? Bir dil, bir insan, iki dil, iki insan. Spor yap ya o. Şimdi gençler o nasıl oluyor maalesef? Ya bu televizyon başında atıştırıyorlar. Bir hareket de yok. Arkadaşlar hareket en büyük düşman televizyon ve kültür aletler yani. Bunları kaldığınız zaman gençler ister istemez ne yapayım mecburen bir de oynuyorlar çabası. O yüzden arkadaşlar yani bu Allah'ın yasakladığı her şey insanlığa zararlı. Çok kolay yani bu kadar basit bir şey değil. Zine yapılan ülkelere bakacaksın bir kere. Bir de yapılmayan ülkelere bakacaksın. Bizim ülkemiz daha sağlıklı elhamdülillah. En son bir İngiltere'de şey oldu hatırlıyor musunuz? Bu hani zenci kardeşlerimiz yağmalamıştı İngiltere'yi. Hangi sene olmuş? Bunlar 4-5 sene olur herhalde. Müdes Afar'ın oğlu oldu. He! Arkadaşlar, 15-20 zenci kardeşi bundan güçlü boyutluyor maşallah. Her tarafı yağmalıyorlar her yer. Herkes seni yağmalıyor. Kimse karşı koyamıyor. Türk mahallesine giremediler. Niye biliyor musunuz? Ya bizde aile var. Babası, oğlu, kardeşi, amcası, dayısı bir giriyorlar, yolun ortaya giriyorlar. Acayip dövmüşler sokaklarda. Hızına 100 kişi gelmişler. Yer olarak yemişler. Ertesi gün bütün İngilizce yazıyor. Türkler büyük kahraman. Hatta diyorlar ki Türk mahallesi yerleşeceğiz bundan sonra. Hatta diyor kızlar bir Türk'e varmak istiyoruz. Bunlar daha cesur. Bakın çok doğru. Bak tek sebep var aile. 10 tane şimdi zenci gidiyor mesela bütün evi tekrar soyuyorlar. Ev her evde bir erkek var, bir kadın var. Aman canıma dokunmayın. Abi. Ne varsa götürün. Sen bir Türkiye'ye gireceksin de orada bir iğne alacaksın ha. Ne oldu adamı? Taklara sıkar yani. Değil mi? İşte bak, bütün Avrupa'da taklaya tutukları. O Türkler de aramızda nasıl? Bizim altını buçuk sevdiğimiz için. En zengin Türk mahallesi. Niye? Bizim onlar maşallah böyle yarım kuyu altın olmadan gezemiyorlar. Bütün kuyumcular, saatçiler bizim o mahalledeymiş. Adam önce akıllı Türk mahallesi gelmiş. Hazır ortalık karışırken Türkleri soyalım demişler ama iyi bir dayak yemişler. Arkadaşlar bu ailenin bereketi. Aile kalmazsa insan, ben şunu fark ettim arkadaşlar. Yani dikkat edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimiz sünnetinde sıla-i rahim çok önemli. Akrabayı ziyaret, akrabayı ziyaret, akraba nedir Allah aşkına, tamam. Arkadaşlarım var, dost diyor, akraba değil ya Kur'an-ı Kerim. İnsan çok dara düştüğü zaman arkadaşlar, insan ancak evinde akrabası tutuyor, size söyleyeyim. Ya sokağa düştünüz, 5 parası kaldınız, amca gel oğlum, gel kızım diyor. Evde yatıyor değil mi? Arkadaşım dese bile çekilir yani, ya bu arkadaşıyla çağırdık ama. Ama amcan, dayın, halan, ilişkin sağlamsa, o yüzden dikkat edin, Türk toplumu kolay kolay çökmez Allah'ın izniyle. Niye çökmez? Nice bizde ekonomik krizler oluyor. Elhamdülillah. Brezilya'da herkes birbirine vurup kırıp camın hayvanını parçalarlar ya televizyonda ben gördüm. Yani kamyon durduruyorlar. Kamyonda inek var mesela. O 30-40 kişi yumuşuyorlar, hayvanı parçalayıp çalıyorlar. Bu kadar vahşet bizde olmuyor bunlar. Çünkü bizde sıvayı rahim var. İşimiz şu arkadaşlar. Allah'ın yasakladığı her şey bizim lehimize. Bizi insan gibi şu dünyada yaşamamız için. Arkadaşlar dedim ki çocuk aile olmadan büyümez. Ancak aileyle sağlıklı çocuk büyür. O yüzden bu batı insanı maalesef daha sağlıksız. Bak görüyorsunuz değil mi? Irak'ta çocuklar ne biçim katliamlar yapıyorlar, insan öldürüyorlar. Bir kere oyunlar ve kafaları zaten adam öldürmeye alışmışlar. Yani televizyondan şeye, uçaktan bomba atıyorsun, ne olacak? Sanki oyun gibi değil mi? Füzeye bas öldürüyor, belki füze bir yere patlıyor. Çocuk bunu yani çocukluğa itibaren seyrederek büyümüş o işte pilot, o asker. O yüzden biz Rabbimize hamd edelim. Allah bize bizim için her şeyi gerektiği kadar helal kılmış. Bak gerektiği kadar. Kur'an-ı Kerim çok ilginç diyor ki Yüce Rabbimiz külü veşrabu velâ tüsrifû. Yiyiniz, içiniz, ısraf etmeyin. Ne demek yani? Yemek içmek güzel değil mi? Karnımda yiyeceğiz şimdi ama aşırı gitme. Hatta Peygamber Efendimiz sınav da çizmiş. Miden güçe göreceksin diyor. Bir parçası yemek. Bir parçası su. Diğer parçası hava için değil mi? Bunu yapmasan kendine zarar veriyorsun. Sağlığına zarar veriyorsun yani. O yüzden arkadaşlar
bugün hani bu şeyden girdik biraz önce, gençliğin problemlerinden başlamıştık. İşte birisi behimiyetti, hayvaniyet, ikisi, ikinci subuhiyetti. Ya evvelden öyle emniyet değil ki İslam beldeleri. Gece sabahlar gelsin, hiç kimse bir şey yok. Çocuğu gönder sokağa, gitsin bakkaldan ekmek alsın. Ya bizim annelerimiz babamız çalışırdık, tarlada başlarken ilçede böyle. 50 bin bir ilçede bir sabah çıkardık. İnanın, kilitlediğimiz el oldu, dağlara giderdik, her tarafa giderdik. Bunun çocuklar sokağa bırakabiliyor mu arkadaşlar? Emniyet azaldı. Çünkü insanlar kontrolsüz hale geldi. İnsanlar kendi kontrol edemiyor ya. Yani. Bunun sebebi de önce din eksikliği, sonra da manevi terbiye eksikliği arkadaşlar. Bir de başlayalım, ben geçen Hong Kong'daydım. Çin, Hong Kong gitmiştim. Onlar çok daha bize göre ahlaklı. Sebebi de kendilerince bir Budizm var. Yoga yapıyorlar, kendileri tefekkür yapıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Kendini meşgul ediyor arkadaşlar. Orada suçlu onlar çok düşük. Maalesef İslam ülkelerinde bugün dehşet bir böyle suç oranında yükselmeye başladı arkadaşlar. Tekke gitti elimizden, cami gitti. Gençlerimiz meşgul edecek, zikir, fikir, tefekkür kalmadı. İnsanlar kendisinin ne olduğunun farkında değil. Geçen bir söz okudum. Bu dünyada diyor, öleceğine bile tek varlık İslam'dır. Diğer hayvanlar bir öleceğini bilmiyor. Diğer hayvanlar biliyorsunuz şuur yok. Yani bir inek, bir koyun. Yani yaşadığın çok farkında olan bir varlık değil. İyi bir çocuk. Hani öleceğim veya para bekleyeyim, bankaya yatırayım, ileride yaşlanırım. Değil mi? Bir köpek veya bir kedi yatırım yapar mı? Bir kuş. Kışın aşk alır mı, bekletir mi mesela? Bazı karıncalar hariç hayvanda akıl yok biliyorsunuz. Allah sadece bize vermiş bu aklı arkadaşlar. Ama maalesef insanlar aklını Allah'ın peygamberin ve Allah dostlarının gösterdiği yol olmadığı için çoğu zaman kötü yola kullanacaksınız. Şehvetinde kullanıyor, adam öldürmekte, hırsızlık yapmakta, terörizmde, fuhşiyatta, onda bunda şunda. Ama arkadaşlar yarın öbür tarafa gittiğimizde vaktimizden ve özellikle gençliğimizden soracağız. Yani Allah'ın en çok sevdiği insan tipi arkadaşlar gençliği güzel geçirmiş. Tarafa düşmemiş. İnsanları sevmiş, hizmet etmiş. Gençler Allah'ın en çok sevdiği kesimlerden birisi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Livaül Hamd dediğimiz o sancağın altında gölgelecek 8 kesimden birisi gençliğini düzgün geçirmiş, haram işlememiş, kimseye zarar vermemiş genç tip arkadaşlar. İşte arkadaşlar tasavvuf bize bunu öğretiyor. Bize kim olduğumuzu öğretiyor. Sen Allah'ın kulusun, sende nefis var. Ama sende ruh da var. Mesela şimdi yola gidiyoruz, sen dilenci görüyoruz, fakir adam görüyoruz değil mi? Nefsimiz diyor ki boş ver, sırtını dön. Sana mı kaldı bunu kurtarmak diyor. Ruhumuz ne diyor? Ya çıkarmış 5 lira daha şuradan diyor. Hep ruhumuz bize neyi tavsiye ediyor? Hayrı ve güzeli tavsiye ediyor arkadaşlar. Ama nefis ve bencil tarafımız bize hep şerri tavsiye ediyor. O yüzden gençler, insan ibadet ettikçe ve tefekkür, tasavvufun biliyorsunuz ana ümdelerinden birisi de tefekkür etmek. Hiç böyle zaman zaman oturdu arkadaşlar, 10 dakika almıştık da tefekkür ediyor musunuz? Zaman zaman yapın, şöyle yapın, akşam oturun. Ben bugün ne yaptım? İyilik mi yaptım, kötülük mü yaptım? Şu kadar top oynadım, şu kadar televizyona baktım. Acaba iyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Acaba bugün şöyle güzel spor yapabilir miydim? Güzel bir ama güzel bir yürüyüş yapamaz mıydım mesela? Saatlerde televizyon başında duracağım ama. Veya bir komşumuzu, bir akrabamızı ziyaret edemez miydim? İnternetten 100 kişiyle Facebook'ta haberleştim. Ama yan komşum aç. Arkadaşlar böyle, bunun çok sahte şöhretler var. Geçen birisi ölmüş, 5000 tane takipçisi varmış ama tokunca adamışlar öldüğünü. Bunlar işte maalesef bu gençliğimiz böyle sanal alem, adı üstü değil mi sanal? Yani zannedilen bir alem. Arkadaşlar sanal alem diye bir alem uydurmuşlar. Herkesi meşgul ediyor maalesef. Kimse annesine, babasına, kardeşine, arkadaşına, amcasına, dayısına vakti yok. Hatta bazen size söyleyeyim. Yeğenlerim ve kardeşlerimle gittiğim zaman diyorum ki yeğenim bu sultanlar çay getirdi mesaj çekiyorum. Aynı yolda biz karşı karşıya oturuyoruz. Herkes meşgul ya şimdi. Tık 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 tık. Ben de mesajla paylaşıyorum. Ne yapayım? Ama şey etkili. Hemen gider gitmem de zaten tamam da getireyim diyor. Arkadaşlar işte bunu hocam bunu kullanmayalım. Arkadaşlar bunu kullanacağız. Ama ne kadar kullanacağız?
gerektiği kadar. Şimdi maalesef ben talebi telefon arıyorum mesela üniversitede. Hemen mesaj geliyor, derste in diye. Bu nasıl derste sen mesaj çekiyorsun derste diyorum sonra. Anında her şeyi takip halindeyiz. Aşırı bir bağımlılık. Acaba kaç takipçim var? Kaç kişi beni hani değer var ya şey yapmış. Maalesef gençleri böyle bir yüzeysel, derinliği olmayan bir hayat tarzı arkadaşlar. Mesela o da öyle beyinden yıkanmış ki. Hep bunu söylüyorum. Yani evvel de yani üstü başı yırtık adam görsek fırsat artık. Ya burada tımarına kaç yükleri var. Paçası, şişesi, yerini yırtmış. Acaba hangi yere başladı? Bugün değil mi? Moda diye üzerim pantolonları kesmiyor zaten. Üzülüyorum valla. Soğuk girer, insanın şu kışları yanmakta. Ya insanın evvelden arkadaşlar biz derdik ki eski giyinmek ayıp değil, kirli giyinmek, yırtık pırtık giyinmek ayıp derdik biz çocukken yani bizim yıllarımızda. Şimdi yırtık pırtık giyinmek, adam üzerinin kutu böyle taşlıyor, zorla şey yapıyorlarmış. Hatta o mesela orada varmış. Allah size sorar mı arkadaşlar? Sorar değil mi? Böyle yani düşünmeden, tefekkür etmeden bir hayat tarzı. Ne deniyoruz onu yap. Arkadaşlar hayır, biz farkında yaşayacağız. Tefekkürle yaşayacağız, insan gibi yaşayacağız. Arkadaşlar bu konu tabii çok uzun bir konu. Ama kısaca söyle özetlersek, insan kendisini tanırsa. Bende bir nefis var, hep kötülük ister. Ruhum var, iyilik ister. Ben ruhumu destekleyeceğim derse. Ruhunun tarafını tutarsa. Ve nefsinin aşırı istekleri, özellikle gençler için söylüyorum. Hayır demesini başarabilirse, hem dünyada başarılı olur, hem de ahirette. Vakit istiyor kendimizde, o canı ne isterse onu yapıyor. Bundan hayal gelir mi arkadaşlar? Bana en çok gelen sıkıntı şu anda. Bir de ister, hocam diyorlar, diyorum, diyor, söyle diyorlar, ders çalışsın. Çok televizyon seyrediyor, çok internetten çıkmıyor, çok bilmem ne bağımlısı. Tabii yaşlandığımız çok suçlu, onu da söyleyeyim. Annem babam ayrı televizyon yok, tartışım. Ben şimdi bakıyorum, onların Musul'da televizyonu var ya. Şu anda yani bir televizyondan vazgeçtik. Hemen hemen her yerde ortalama en az iki, bazen de üç. Salonda televizyon var, çocuklarımızda televizyon var. Veya televizyon olmasa bile zaten bütün komşular televizyon, video haline geldi. Bir de adamlar mutfakta iş yaparken orada boş durmak istemiyorlar. Arkadaşlar biz hepsini bizi meşgul ediyor Allah'tan. Kendimizden ki o mala yani. Ha hocam faydası şey yok. Var. Şüphesiz ki var. İnterneti kullanırsanız arkadaşlar her şeyi öğrenebilirsiniz. Çince de öğrenebilirsiniz internette. Öyle değil mi? İngilizce öğrenebilirsiniz. Her dili dersleri var, saat her şey. Her şey var internette. Tercihliği öğrenebilirsiniz. Bizim hanım her zaman şey tarifi bakıyoruz. Söyleyeyim hanımlar. Pasta nasıl yapılır, tekli nasıl yapılır. Orada bir ben de seyrediyorum bazen. Şu kadar süt katacaksın, bu kadar. Çok faydalı bir şey aslında. Ama nefis. İnterneti güzel kullanan insana yüzde kaç arkadaşlar soruyorum. %5 midir o anca değil mi? 5 dakika iyi bir şeye bakıyor. Ondan başlıyorsunuz, abosluk, filmler, müzikler falan falan. Bugün gençleri maalesef kulaklarından ve gözlerinden alıp götürdüler. Otobüse biniyorsunuz, arkadaşın kullandığı bir kulaklık var. Onun sesinden ben rahatsız oluyorum. Otobüsteyiz. Bak o kulakçık değil mi? Ya diyorum bu arkadaşım hocam beyni bir hale gelmiştir. Herhalde beyni üstüne yerleşmiştir. Beyin kazanır sana değil mi? Bu sesle siz dinliyorsunuz. Kulak zararlar ne olur acaba? O yüzden de arkadaşlar sağlam bir irade için tasavvuf terbiyesi, zikir terbiyesi. Allah ile beraber yaşamın farkında olmak. Ben bu dünyaya niye geldim? Hedeflerimizin farkında olmak gerekiyor arkadaşlar. İşte bugün maalesef insanı kendini unutturdular. Ya geldim bugün, nasıl bir şekilde gelmişim bir kez, hani nasıl geldiyse geldim, ne? Keyfince yaşa, ondan sonra Allah kerim. Bu arada çok yanlış bir hatasınız. İnşallah arkadaşlar Yunus Emre'lerimizin, Mevlana Hazretleri'nin, İbn Arabi Hazretleri'nin bu tür eserlerimizi okuyalım. Hatta bu diriliş filmlerinde çok güzel bir şeyler de görüyoruz. Değil mi? Bu İbn Arabi çekiyor mesela. Ya güzel şeyler söylüyor. Ne kadar güzel şeyler bunlar. Bizim eskiden bütün gençlerimiz, hatta padişahlarımız bir Allah dostluğundan mürid olmuş. Yani bugün mesela yaşam koçu falan diyorlar değil mi? Nasıl yemek yiyeceğim, nasıl yürüyeceğim falan her şeyi soruyorsunuz bir bilene. İşte bizim Osmanlı'nın 600 sene ayakta kalmasının sebebi arkadaşlar, gençler, kadınlar, erkekler, yaşlılar, herkes böyle maneviyat yüklerinin peşinde. Onların sohbetlerinde, zikirlerinde, meclislerinde. Bugün maalesef bunları kaybettiğimiz için gençlerin
tek rol modeli var, topçular ve popçular değil mi arkadaşlar? Hemen hemen yani gençlerin en çok örnek aldığı kim? Topçusu, popçusu yani. E hocam bundan zararlı mı? Bakın çoğu zararlı söyleyeyim. Futbol oynamak güzel. Ama kardeşim kimse futbol oynamıyor ki. Hani spor konuşuyor ya. Bir hafta ben bazen gidiyorum. Böyle dinliyorum sadece gençlerim aslında. Bir ara Alex Türkiye'den gitmiş yıllar önce. Ben pek futbol takip etmiyor demişim. Çok ağır duydum Alex'in gittiğini. Herkes Alex gitti, Alex yoktu falan filan konuşuyor. Dedim Alex gibi çocuklar. Görsen sen bilmiyor musun? Bilmiyorum dedim. Kimdir futbolcular? Fenerbahçe değil mi? Oo, herkesin dilinde maşallah. Yani edebiyat mı yapıyoruz? Halbuki Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem o katın, yüzün, ata bilin diyor yani, araba kullanmasın öyle bir yapmıştır. O yüzden kendi manevi kültürümüzü arkadaşlar kaybedersek, inanın ben çok üzülüyorum halimize. Yani 40-50 sene, 100 sene sonra belki bizim Osmanlı kültürü, İslam kültürü, tasavvuf kültürü tamamen yok olacak. Bunun yerine kimler gelecek? Spiderman'ler, bilmem, Hayman, Kuyman, bir sürü menler var piyasada. Ondan sonra o filmler, o bilmem bir sürü bize örnek olmaması gereken kötü insanlar, artistler bize hep olacak. O yüzden inşallah sevgili gençler, hepiniz gençsiniz. Lütfen tasavvufi eserlerimizi okuyalım. Allah dostları Mevla'nın nasihatlerine, Yunus Emre'nin nasihatlerine kulak verelim inşallah. Ebedi gençlik arkadaşlar, İslam'da ve İslam'ın hikmeti olan tasavvuf. Ebedi gençlik. Bizim sufileşti zaman yaşlanmadı, onu söyleyeyim. Bir insan arkadaşlar Müslüman olduğu sürü yaşlanmaz. Batıya gidin mesela, bütün yaşlılar nerede? Hepsi atıyorlar şeylere. Yaşlılar evine. Ama normal sağlıklı bir Müslüman toplumunda yaşlanmıyor. İnsanlar yaşlandığı için ne oluyor? Daha da kıymetli oluyor. Maalesef bu Türkiye'de maalesef batıya geçten gittiğiniz için biz de yavaş yavaş bu anne babaya şey başladı yani. Bunları fazla görmüyor. Kalbimde arkadaşlar. Kısacası inşallah okumalarımızda tasavvuf yer verelim ve büyük sufilerin hayatlarını örnek alalım kendimize. Böylece daha sağlıklı, daha dengeli bir nesil oluruz inşallah. Gençlerin enerjisi çok kullanılan izniyle bu enerjimizi hayırda ve hakta kullanalım inşallah. Evet, sorulanlar varsa arkadaşlar biraz da sorulara vakit vermek isterim. Buyurun. Buyurun. Tasavvuftaki vahdet-i vücutta ilgili ne düşünüyorsunuz? Eleştirilen... Arkadaşlar şöyle tabii, bu tasavvuftaki vahdet-i vücut, bazen sufiler çok yüksek manevi haller yaşıyorlar. Yani Allah'tan başka bu kainatta gerçek varlık yoktur. Hani bizim varlığımız var ama arkadaşlar, bazen ben çok seviyorum, size tavsiye ederim. Tefekkür demiştim ya biraz önce. İnternet işlerine konup bakın, bu hani galakside gösteren bir şeyler var ya böyle. Dünyanın uzaklaşıyorsunuz, ya dünya kalıyor, nokta kalır. Bilmem o galaksi, bu galaksi, Samanyolu galaksisi kalıyor, nokta kalır değil mi? İnsan ne kadar önemsiz ya. Ya bırak sen dünya şimdi yok edin, yok olsa dünya. Şu galaksi resmi boş verir bize, fark edebilir misin? Öyle dünyanın yok olduğunu. Fark edemezsiniz değil mi? Gökyüzüne baktığımız zaman, ya vay şöyle bir yıldız var, yok oldu diyor musunuz? O kadar büyük bir kainat. Sufiler de diyorlar ki, bu dünyada gerçek varlığı Allah'tır. Bizim varlığımız var ama var yok gibi diyor arkadaşlar. Yoksa biz yokuz demiyorlar. Ve bu bir hal olduğu için bunu yaşamadan söylemek tehlikeli. Allah'ın varlığında bir olma diyor ya. Mesela bu fazla diyor ki mesela her şey birleşir Allah olur falan. Ha bunu yok bunlar tabii arkadaşlar pek çok şunu da söyleyeyim. Pek çok sapık hareketle tasavvufa girmiş maalesef. Yani sufilik şimdi maneviyat ya. Ne kadar bugün Türkiye'de maalesef pek çok abusluk hareket biz sufiyiz diyorlar. İslam'ın ve şeriatın ölçüsü bizim için tek ölçü arkadaşlar. Allah ne diyor? Allah ben varım, insanlar da var diyor. Onun için size, yani bu şuna ne diyor arkadaşlar, 90 yaşında bir insan. Ya amca kaç sene yaşadın, anlat desek ya oğlum. Hayal gibi der değil mi? Dün doğdum işte bugün ölüyoruz. Ya işte bir hayal. Bir masal der. Onun gibi arkadaşlar, bu böyle yüksek bir şuur, bir manevi zevk. Zaten bu tasavvufun tecrübelerini konuşmak çok doğru değil. Yaşayan yaşıyor,
Yaşayamıyor, yaşayamıyor değil mi arkadaşlar? Bu şuna benziyor arkadaşlar. Yani bizim için tek gerçek var Allah değil mi? Ama bir ateist için ne var? Tek gerçek nedir? Kendi vücudu. Kendi parası, kendi arabası değil mi? Ben de gördüğüme inanırım, görmediğine inanmam diyor. Onun gibi arkadaşlar, aynen bunun gibi gerçek sufiler de bu kainattaki gerçek varlığın sadece Allah olduğunu, bu dünyanın fani olduğunu yani, paranın, pulun, güzelliğin, gençliğin ne olduğunu, geçici olduğunu. Bugün bizde şöyle bir anlayış var, yani biz hep geç kalacağız ve biz yaşlanmayız. Arkadaşlar, ayrıca da sizin gibi söylemiştim sizin yaşınızdaki. İstanbul'a geldiğimde en genç bende, nereye gitsek hep en genç ben oluyordum. Sonra bak maşallah şimdi bayağı bir yaşımızı aldık elhamdülillah, ne güzel. O da ayrı güzellik. İnsanlar arkadaşlar hep böyle ölmeyecek gibi duruyor. Bunun farkına varmak diyelim biz, tamam mı? Evet. Arkadaşlar bu sorudan mı? Kolay sorun ya, zor soru sormayın. Tamam mı? Var mı kolay soru? Demek ki konuyu iyi anladınız. Nefis terbiyesini yapacağız. Aslında nefis terbiyesinde en güzel bir gençler ne istiyorsun tersini yap. Genelde nefis ne ister? Yatayım, televizyona bakayım, aylak aylak dışarıda gezeyim. Ben şimdi anlamıyorum ya, insan hakikaten boş kaldıkça şeytan ona çok güzel hedefler çiziyor. Adam eski bir araba egzoz bağlıyor lan. Bütün mahalle ayağa kaldığı zaman ondan gençler kalıyor insan ya. Böyle bir arkadaşlar yapabilir mi? İnsan ne kadar acayip bir varlık değil mi? Ya ben bazen arabanın içinde giderken rahatsız oluyorum. O motorların dışarıda sesler. Acaba diyor, motorun üstünde adam mı halim olacak? Ben arabanın içindeyim, camlarım kapalı. Gençler, inanın. Siz kendinize güzel hedefler bulmazsınız. Şeytan size çok güzel hedefler kuruyor. Bu nice gençler ölüyor mesela. Pis işler yolunda maalesef. İğne vuruyor kendisi değil mi? Adam yazık. Gençliğin bağrında ölüyor. Ve babası araba hediye etmiş. Güzel fakülteye varıp gelsin arabanla. Yok illa ne yapacak? Gaza basacak, gidip çarpıyor bir ağaca, bir direğe. Kepkeye çarşıyor, diyor bak. Açtı gaz her gün. Arkadaşlar pisi pisini ölen. En az 4-5 kişi var değil mi gazetelerde? Buyur kardeşim. Arkadan bir tane buyur. Bazı cemaatler yani unutmayın olmak için rabıta yapıyorlar ama yani ne kadar doğru. Arkadaşlar tabii rabıta şu demek. Ben diyorum şimdi, ben diyorum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olsa ne güzel olurdu. Onunla beraber olsam hareketlemek ederdim. Böyle bir hayal. Şimdi biz bu hayalin gücünü hep arkadaşlar farklı değiliz. Öyle mi değil mi? Hayal bir güç müdür değil midir? Arkadaşlar hayal öyle bir güç ki, biz bu yıllar yaptığımız çok işte hayale göre yapıyoruz. Şimdi film seyrediyorum, sen şimdi burada bir kung fu filmi seyredeydin. Bruce Lee seyredeydin, ne yaparak hepimiz buradan çıkınca. Birbirimize gitmeye, başlamadılar arkadaşlar. Nereden geldiyse bize kimse arkadaşını tekme at, yumruk at demiyor ama o hayal var ya hayal. Adam futbol seyrederken kalpten ölüyor mesela, kalp krizinden. Yani film seyrederken kalpten ölen çok insan var. Çok korku filmlerinde yazıyor ya, değil mi? Seyretmesin gençler, çocuklar diye. Hatta ben şeye gittim, Dungeon var bu, İngiltere'de bir zindan müzesi var. İşte kalp hastalarının girmesi yasak, hamilelerin girmesi yasak. Korkmuş böyle işkence teknikleri varmış. Görünce hasta olup ölürler diye. Hayal müthiş bir gençler güçtür. Tasavvuf bunu da kullanmış, size söyleyeyim. Yani hepimizin önünde bir hayal var şimdi. Kimisi futbolcu hayal ediyor, kimisi popçu, kimisi topçu, kimisi sevgilisi. Herkes gönlünde birisi var. Hatta bizim mesela derste en zor iş arkasındaki hoca için en zor şey talebenin dikkatini toparlamaktır. Yani talebeyi biraz boş bıraksın ama hayalim yasadalar. Kimisi evine gider, kimisi köyüne gider, kimi yemek yer, kimi oradan cep telefonunu karıştırır. Hayal dünyası arkadaşlar. Bunu ilk defa bence icat eden sufiler, bunun farkına varmışlar. Ve o yüzden demişler ki yani illa bir kötü bir adam düşüneceğine, peygamberi düşün. Allah dostu güzel bir insana beraber olduğunu düşün. Halil'in hareketinde ne yap? Çekim düzen ver. O da şimdi babamız gelse ne yaparız? Hani yatsak mesela değil mi? Ayaklarımızı sandalyemizi atsak falan. Babamız gelse hemen toparlanırız. Hani inşallah sigara içeri kurmak. Sigara içeri alıp sigarasını saklar. Arkadaşlar bunu o dünyaya aktarmışlar. Ama şunu da söyleyeyim. Bazıları maalesef böyle karşısında resim boyu yapıyormuş. Bunlar çok yanlış. Bunu söyleyeyim. Bu tür yani
Rabıta demek sevgi demek, sevdiğiniz insanlar beraber olmak demek. O manada rabıta güzel ama her şeyin aşırısı var gençler. Yani bal yemek güzeldir, en güzel şey bal değil mi? Ama her gün bir kilo bal yesek ne oluruz? Ölürüz ya. İnan biraz sonra şekerden, kalpten gideriz yani. Her şey tatlı yapacaksınız. Yani filmle seveceksiniz. Eğleneceksiniz ama sabah akşam eğlensek. Yani bugün gençlik kültürü maalesef tam da eğlence kültürü. Ya eğlenmeye de vakit var. Toplu oyna, efendim söyleyeyim, şakalaş. Peygamber Efendimiz sana sen fışık alışılmış gençlerle. Bir gün birisi demiş ki, ya o zaman bana bir tane deve ver de bileyim demiş. Olur demiş. Sana bir deve yavrusunu vereyim demiş. Demiş, ya Resulallah bir deve yavrusunu da olur mu demiş. Bütün büyük develer de sana deve yavrusu değil mi? O devenin de bendesi var mesela. Bazen de demiş ki, işte iki kulaklı demiş falan. Bunun gibi yani gerçek ama her bir şaka yapsak onu tadı kaçar. O yüzden bazı uygulama arkası oldu da, rabıta gibi. Hatırlar mısınız bir kung fu diye film vardı. Çok eskiden ama. Gözden büyüğüm var, herkes döverdi. Tak tak tak. Şeyini düşünürdü falan, o kendi bir şeyi vardı ya. Burusu var değil mi? Arkadaşlar hayal çok büyük bir güçtür. Bugün Türk toplumunun bu hale gelmesinin yani negatif manada söylüyorum. Tek sebebi var, yanlış rabıta. Kime rabıta bir gençler şimdi? İşte o var ya, baş keserim, hocam keserim, böyle bir sürü. Beş seyretmedim o filmleri. Ya insan herkes boşta kapatın işini soktu. Kimseye bir şey diyemiyorsun ha. Gençlerin hepsi, her yol ne o ya, şey film var. O muydu? Ben Suriye'ye gittim. Herkes diyor ki bana, bütün Araplar Kurtlar Vadisi'ni seyrediyor musun diyor. Valla dedim, bir Filistin'e baktım sadece. Baştan sonra hiçbirine bakamadım. Maaş herkes birbirine tak 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 öldürüyor. Şimdi de filmde var. Ben takip ediyorum biraz piyasayı gençlere sohbette kullanmak için. Ya tatlı adamım 10 kişi ölüyor maşallah. Arkadaş, buna baktığınız zaman inanın siz de acayip etkileniyorsunuz, size söyleyeyim. Ya hocam alt tarafı hikaye, masal diyemezsiniz. Yarın başınız sıkıştı, ne yapıyorsunuz? Hemen öldürmeye koşuyorsunuz. Rabıta böyle bir şey yani. Bugün psikolojiden bunu şey diyorlar değil mi? Hani hayal ediyorlar ya gençler. Hatta bu şey televizyon da var. Adam bir kazan üretmeye yapacak, alt taraf bir kazan, basit bir kazan. Alıyor bir tane kola. Bir yanda nereye gidiyor? Bu işte bilmem ne adasında, böyle palmiye ağaçları arasında falan. Abuk subuk hayal etmiyorlar mı? Alt taraf kola ya. Hem de en sağlıklı arkadaşlarımızla kalsın. Hiç böyle şey içmeyin, bunu söyleyeyim. Hoşaf için, bizim hanım Allah razı olsun, hoşaf yapıyor. İncirler, daha yeni gelmeden işte, incir, erik, bir kaynatıyorsunuz, şeker diyor şimdi iş. O kadar güzel ki. Ayran, ne kadar hepsi ecdadımız, hep sağlıklı şey içmiş ya. Şimdi her gençlerin elinde kola, bilmem ne, hepsi gaz, hepsi zehir. Ama niye onu içiyor gencimiz? Onu içtiği zaman nasıl hayal ediyor kendisini? Böyle dans eden bir alemde, eğlence aleminde sevdi kendisini. Evet. Bu bir hiçbir var sanki. Var mı? Peki. Evet gençler, inşallah tekrar görüşürüz. Allah arkasında başka ortama nasip eder. Çok teşekkür ederim dediğiniz için. Esselamu aleyküm.